Bugün 24 Aralık Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Aslında yılın son haftasına ve piyasalardaki hareketleri konuşacağız. Geçen hafta dikkat çeken hareketler vardı. Bu hafta biraz daha tatil havasında sakin bir hafta olacak mı? Bu soruyu sorarak başlayacağız. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la birlikteyiz ve bugün Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Hakan Bey, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Koskoca yılı bitiriyoruz valla. Yılın son haftasına geldik. Nasıl geçti? Gerçekten nasıl geçti? Zor bir yıl oldu yani piyasalar açısından evet. Da. Geçen hafta da çok dikkat çeken hareketler vardı. Yani bayağı sert hareketler gördük piyasalarda. Bizde kur nispeten sakin. Evet, borsa zayıf ama küresel borsalardaki o sert hareketlere bakınca izleyicilerimize rakamlarla bir anlatalım. Mesela Wall Street'te %6-7 gibi çok sert düşüşler yaşandı sadece bir haftada. Yani bu aslında 2008'den beri son 10 yılın en kötü haftası olarak tarihe geçti. Yılbaşından beri değer değişimleri de %20'ye yakın neredeyse düşüş yönünde değişmiş oldu. Ama bize bakıyoruz, mesela borsamız %1,5 yükselmiş. Gelişmekte olan ülke borsalarında düşüş olmasına rağmen biz nispeten pozitif ayrışmışız. Evet, çok net bir şekilde yani zannediyorum hani belli başlı nedenleri nedir diye bakacak olsak bir tanesi bunun Amerika ile düzelen ilişkilerdir. Hatta yani bir anda Türkiye'nin bu ilişkilerde bir öne geçmesi mutlaka sayılabilir. Azalan jeopolitik riskler mutlaka burada vurgulanması gereken bir başka nokta. Bir de Türkiye yani baktığınız zaman yani o Ağustos'ta yaz aylarında yaşadığımız o müthiş kur hareketlerinin tam bir finansal istikrarsızlığa dönüşmesini de bir anlamda önlemiş oldu. Yani orası da sakin gidiyor. Şimdi içeride de en çok bakılan konulardan bir tanesi yerel para biriminin yani Türk lirasının nasıl seyredeceği noktası. Evet, zikzaklar olmaya devam ediyor ama yani bir rotaya da bir banda da oturduk gibi görünüyor. Bunun da getirdiği bir olumlu hava var diye düşünüyorum. Bir de tabii çok düşmüştü. Yani anormal bir düşüş yaşamıştık. Hala da düşük görünüyor, ucuz görünüyor. Dışarıdaysa tam başka bir hava esiyor. Hani orada bir Noel Baba maalesef gelmedi. Hep böyle yılın Aralık'ta gelirdi. Bir Noel Baba rallisi olacak mı diyorduk ama bugün evet. İş yatırımdan Şant Manukyan'ın bir güzel değerlendirmesi var. Noel haftasına girdik ama ortada ne Noel Baba var ne de rallisi diye böyle piyasa notuna başlamış. Gökay Otyam ne der? Bence bu hani biraz evvel verdiğin değerler yeni yıl mesajı olmuş piyasalara. Gelecek yıl için, 2019 için. Mesela şu bir ayı geçti herhalde. Biz burada hep dikkat çekmeye çalışıyorduk. ABD ekonomisi zirve yapıyor. İşte çok özet geçeceğim. ABD hep büyüdü 2008 yılından beri ama diğer ülkeleri çok fazla yanına çekemedi. Şimdi diğer ülkeler, Avrupa Birliği, Japonya'sı, Çin'i, gelişmekte olan ülkeler onu aşağı çekmeye başladı. Ve %600 dolar bazında 10 yılda yaşanan bir yükseliş. Düzeltme yapıyor olması son derece normal. Bu şu mesajı veriyor. Bir, düzeltme geliyor uluslararası piyasalarda ABD öncülüğünde. Fed faiz arttıramayacak. Çünkü ekonomik durgunluk demeyeyim de en azından bu hız kesecek. Büyümesi hız kesecek. Bir yavaşlamaya girecek. Bu petrol fiyatlarına da yansıdığı için Türkiye için her iki taraftan da avantaj olacak. Bir, petrol düşüyor, enerji maliyetleri Türkiye ve Türkiye benzeri ülkeler için büyük bir avantaj olacak. İki, FED gene faiz arttırmaya gidemeyecek. Ucuz maliyetli gene borçlanma imkanı Türkiye'deki sorunların üstünü örtecek 2019'un en azından ilk yarısında öyle gözüküyor. Yani finansal piyasalar açısından bu nedenle daha iyi bir yıl olabilir mi? Finansal piyasalar açısından iyi olması demek, reel sektör açısından da işlerin canlanıyor olması demek. Nasıl ki biz durduk yere finansal piyasalarda yaşanan bu çalkantı ve ciddi darbeyle reel sektörde şimdi borçlanmayı sorgulanmaya başladık. Şimdi orada işlerin düzelmesi de reel sektörün, aa o kadar da sorun yokmuş ya, o kadar da büyük borcumuz yokmuş denilip işlerin yavaş yavaş canlanmasına neden olacak. Umarız öyle olur gerçekten. Bugün Dünya Gazetesi'nde de Serhat Gürleyen zor bir yılı geride bırakırken diye bir yazı yazmış. Dünya piyasalarındaki o yaşanan, özellikle geçen hafta başlayan sert hareketlere dikkat çekiyor. Türkiye varlıkları ise dünya piyasalarını vuran satış dalgası karşısında dirençli bir seyir izliyor demiş. Döviz şoku sonrası ekonomide yaşanan sert inişi finansal istikrarsızlığa yol açmadan çözen Türkiye'nin aşırı yüksek risk primleri normalleşmeye başladı. Jeopolitik
riskler düşüyor. Amerika ile ilişkiler düzeldi ve petrol geriliyor. Aralıkta dünya piyasalarını vuran dalgaya rağmen Türkiye varlıkları çok daha iyi performans gösteriyor. Bu özellikle yeni yıla ümitle başlamamıza yol açıyor. Umarız böyle devam eder şeklinde bir yazı yazmış. Bir hayli iyimser ama Sayın Gürleyen epey de gerçekçi bir tarafta da değerlendirmeler yapar. Daha önceki yazılarında da şunu vurguluyordu. Yani biz bir önceki sene 7.3-7.4'lük bir büyüme sağladık ama piyasalarımız bir hayli değer kaybetti. Neden? İstikrarsız bir görünüm vardı. Ve bir takım, yani her zaman olduğu gibi borsa bir şekilde beklentileri önce satın alıyor, sonra da satıyor. Evet, evet. Yani yine aynısı olabilir Gökay Bey'in söylediği gibi ama bir yandan da şuna dikkat etmemiz lazım ki önümüzdeki süreç bizim dışarıdan para bulmakta o kadar da kolay bir seneyi geçiremeyeceğimizi de anlıyoruz. Bankacılarla konuştukça yani 25 milyar dolar civarında bir parayı döndürmeleri gerekiyor kabaca bankaların ve bunun da 16 milyar doları sendikasyon. Eylül-Ekim'de güzel gitti işler, her şeye rağmen zar zor da olsa döndürdüler ama Kasım ayında, Aralık ayında pek öyle bir sendikasyonlarda başarılı bir döndürme süreci yaşanamadı. Gerçi küçüktü rakamlar ama yine hem şirketlerimizin ödeyeceği bir 66 milyar dolar, tabii o gidiyor geliyor bir şekilde 2019 içinde bir para var. Evet. Hem de 25 milyar dolar da bankalarımızın döndürmesi gereken bir para var. Buna da biraz bağlı olarak gelişir ama ben Sayın Gürleyen'e de Sayın Otyam'a da katılıyorum orada. Yani bir istikrar hali ve önümüzdeki süreçte işlerin düzelmeye doğru artık bundan daha kötüye gitmeyeceği beklentisi biraz bizim borsalarımızı, yani Türkiye varlıklarını, evet, genel olarak canlandırabilir. Bu arada tatil haftası biraz daha tatillerle geçeceği için nispeten sakin, biraz hacimler düşebilir belki. Çok büyük bir veri de yok bu hafta açıklanması beklenen. Bizim vadeli piyasalarımız açıldı. %0,1 yükselerek vadeli piyasalarımız açıldı. Bakalım borsa tarafına bunun yansıması nasıl olacak? Sorularınız varsa lütfen bize yazın. gerisayım@ntv.com.tr'ye posta adresimiz. Bir kere özellikle bu Erdoğan-Trump görüşmesinin yansımaları piyasalarda da yakından izlendi. Dün özellikle bir telefon görüşmesi yapıldı. Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesi konusu görüşüldü. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Trump görüşmeyi Twitter üzerinden duyurdu. Trump uzun ve verimli olduğuna görüşmenin vurgu yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin de ele alındığı belirtildi. Bu arada 1 Ocak'ta görevi bırakacak Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis Suriye'den asker çekme kararnamesini imzaladı. Kararnamede çekilme işleminin önümüzdeki haftalarda başlayacağı belirtiliyor. Öte yandan Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor. İş makineleri ve askeri araçlardan oluşan bir konvoy daha kilise ulaştı. Kocaeli'de İçişleri Bakanı Soylu konuştu ve sınır ötesi operasyonlar için Türkiye Fırat'ın batısını da doğusunu da terör örgütlerinden temizleyecek güçtedir dedi. Ankara-Tel Aviv hattında iplerin bir kez daha gergin olduğunu izliyoruz. Nedeni İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ankara'yı hedef alan sözleri. Ayrıntıları haber bültenlerimizde aktarıyoruz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri de piyasalar yakından izliyor. Siyaset ve jeopolitik başlığı altında. Mecliste bu hafta ne var? Bir kere bütçe maratonu sona erdi ve meclis yeni haftada önemli bir düzenlemeyi ele alacak. Trafik kanununda değişiklik öngören 10 maddelik teklif bugün komisyonda, çarşamba ise genel kurulda görüşülecek. Yeni yılda trafik cezalarına zam yapılmayacak. Köprüden hatalı geçiş cezalarına af getiriliyor. Bu cezaları ödeyenler 28 Şubat'a kadar başvururlarsa 31 Mart'a kadar bu paraları geri alabilecek. Bu arada teklifle imar barışı düzenlemesinde kapsam genişliyor. Boğaziçi sahil şeridindeki taşınmaz maliklerin yapı kayıt belgesi almasına imkan verilecek. Vergi borçlarını yapılandıran ancak gerekli tarihlerde ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere de borçlarını ödeme imkanı getiriliyor. Meclisin bu hafta ele alacağı düzenleme bu konuyla ilgili. Bu arada petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Döviz kuru da gevşediği için akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi. Geçen hafta petrol %9, dolar %2 gerilemişti.
hem petrol hem dolardaki düşüşle pompada da bunun bir yansıması beklenmeye başlandı. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu gece benzin ve motorinde 15 ile 20 kuruş arasında indirim gelebilir. İstanbul'da halen benzinin litresi 6,09 liradan, motorinin litresi de 5,90'dan satılıyor hatırlatmak gerekirse. Bu arada yine yeni bir haber, bu sabahın yeni haberi, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Tebliğe göre alacak sigortasından en az 2 yıl faaliyette olan ve olağan dışı riskleri yönetim merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek bu düzenlemeden. Vadeli satışlardan elde edilen 10 milyon liraya kadar ciro için net primin 10 katına, 10 milyon lirayla 25 milyon lira arasındaki ciro için net primin 15 katına kadar bir teminat sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek, onu da hatırlatalım. Amerika'da hükümet bu yıl 3. kez kısmen ve geçici olarak kapandı, kepenk indirdi. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin üzerinde anlaştığı bütçede Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için ödenek ayrılmayınca Trump onay vermeyeceğini açıkladı. Senato'da senatörler bir araya geldi, uzlaşma aradı ancak sonuç çıkmadı ve hükümet Amerika'da geçici olarak kapandı. Yani bazı kurumlar bütçe onaylanana kadar kepenk kapatacak, milyonlarca Amerikalı bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu olarak izne çıkarılacak. Amerikan kanunlarına göre Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanmadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor. Çin'den açıklamalar var. Ticaret Bakanlığı Amerika ile Çin'in ticaret dengesizlikleri ve fikri mülkiyetin korunması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve ilerleme kaydettiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in herhangi bir ülkeyle ticaret savaşına girme gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Ancak Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro'nun bir açıklaması var. Pekin'in politikaları kapsamlı şekilde elden geçirmeyi kabul etmediği sürece Amerika ve Çin'in bir ticaret anlaşmasına varamayabileceğini söyledi. Bu süreç yakından izleniyor. Ayrıca Trump'ın Fed eleştirileri devam ederken Amerikan Bloomberg televizyonu Trump'ın son faiz artırım kararı nedeniyle Powell'ı kovmanın yollarını aradığını iddia etmişti. Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın Fed Başkanı'nı görevden almayı hiç önermediğini söyledi. Bu konuda piyasaların gündemindeydi. Şimdi küresel piyasalar özellikle büyüme endişeleriyle negatif seyir izliyor. Türkiye'nin pozitif ayrıştığından bahsetmiştik. Gelişen ülke paralarındaki değer kayıplarına karşın Türk lirası nispeten sakin, 5.23-5.32 gibi bir bant izliyoruz dolarda. Şu anda 5.30'larda. Euro Türk lirası ise 6.01-6.08 bandında ki Euro Türk lirası bu sabah 6.03'den geçiyor. Borsa İstanbul Cuma dalgalıydı ama haftayı %1,5 yükselişle kapattı. Küresel borsalarda sert düşüşler devam ederken özellikle Amerika'da gelen zayıf verilerin ve hükümetin kapanmasının borsaları olumsuz etkilediğini gördük. Bugün ve yarın Noel tatili nedeniyle dünya borsalarının büyük bir çoğunluğu kapalı. Amerika bugün yarım gün açık olacak. Petrol zayıf. Brent türü petrol 53 dolarlara kadar indi. Amerikan ham petrol de 50 doların altında. Altın fiyatları ise riskten kaçış eğiliminin artmasıyla güçlendi. Ons altın 1260 doları aştı, 6 ayın en yüksek seviyelerine kadar çıktı. İçeride gram altın 215,1 lira bu sabah. Çeyrek altın 355 lira, yarım altın 710, tam altın da 1409 liradan yeni güne başlıyor. İzleyicilerimiz soruyor özellikle euro ve dolar 2019'da nasıl seyredecek diye. Mesela Yakup Bey sormuş, euro altının altına iner mi diyor. Taner Aydın da 2019 sonu dolar tahmininiz nedir demiş. Yani bir sonraki yıl, yani önümüzdeki yıl bu zamanlar dolar kaç olur demiş. Valla bir çalışıp gelelim. Çünkü çok bunlarda hakikaten tahminde bulunmak çok doğru olduğunu da düşünmüyorum ben. Ama genel olarak bakacak olursak. Bu tahminler olursa, revize ediliyor zaten. Hep revize etmek durumunda kalıyorsunuz. Böyle 2019 boyunca euro ne olur, dolar ne olur sorusuna yanıt vermek, hani böyle şeylerde ekonomistler, analistler de birbirlerine şaka yapıyorlar. Ya vade verme ya da fiyat verme, seviye verme diye. Şimdi burada 2019'da dendiğine göre vade de isteniyor, seviye de isteniyor. Buradan bence çok doğru tahminlerde bulunmamız zor diye düşünüyorum. Şu genel itibariyle euro biraz daha dolar karşısında benim görüşüm
zayıf kalacak gibi görünüyor. Biraz daha aşağı inecek gibi görünüyor. Hani parite açısından doların biraz daha yukarı çıkma ihtimali var gibi görünüyor. Neden? Çünkü her şeye rağmen işte FED bir şekilde faiz artırımlarına bir son vermekle beraber bu ticaret savaşlarının vesairenin etkisi ile dolar bir güvenli liman olarak önümüzdeki senede seyrini sürdürecek gibi görünüyor. Euro'da ise şimdilik pek fazla böyle faizlerde bir artırım noktası yok. Draghi herhalde bu Ekim sonunda görevi bitene kadar, kanının son damlasına kadar bu faizleri arttırmama noktasında bir direnç gösterecek gibi görünüyor. Ve Avrupa ekonomisi de Amerikan ekonomisine göre biraz daha zayıf bir performans gösteriyor. Orada büyümeler aşağı doğru revize edildi ve Euro'yu hala bekleyen, İtalya'da bir takım sıkıntılar hafif hafif atlatılsa da Brexit süreci, yine Güney'in borç problemleri falan, evet, 2019'da bir şekilde Euro'yu zayıf bırakabilir diye düşünüyorum. Genel olarak böyle. Benim. Samet Bayram demiş ki, yatırım amaçlı düşünülürse dolar mı almak mantıklı, altın mı? Dolar tekrar düşüşe geçebilir mi demiş. Yaprak Aktaş da diyor ki 2019'da altın yatırımlarının zirveyi göreceği yorumları var. Bu gerçekçi mi, altına yatırım yapalım mı demiş. Şimdi iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomunu birleştirdiğinde su oluyor. Normal şartlar altında oluyor bu. Yani atmosferik basınç, oda sıcaklığı falan. Biz de normal şartlar altında tahmin yürütebiliriz. Ama hani şartların dünyada sürekli değiştiğini de göz ardı etmemek lazım. O yüzden bugün söylenenin bir yıllık kalıcılığı maalesef olmuyor. O yüzden tahmin etmek çok da kolay olmuyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bu normal şartlar altında doların getirisi faizden daha yüksek olmayacak bana kalırsa Türkiye'de. Yani TL dolara göre çok daha reel anlamda avantajlı olacak. Öbür taraftan altını da kestirmek çok kolay bir şey değil. Eğer ama ABD'de yavaşlama olacaksa ve Fed faizi arttıramayacaksa, riskli varlıklardan da kaçış olacaksa, borsalarda işte bu mesaj dedik ya geçen hafta ve 1-2 haftadır yaşanan ABD'deki geri çekiliş, tüm bunlar altını ön plana çıkartabilir. Ama çok büyük bir yükseliş mi olur? Yoksa hani belli bir düzeltmeden sonra, 6 yıllık düzeltmeden sonra onun bir ara hareketi mi olur bilmiyorum. Ama hep söylediğim bir şey var. Altın daha yükselişini tamamlamadı. Vade, Hakan Bey'in dediği gibi vermek kolay değil. 2019 mu, 2020 mi, daha sonra mı bilmiyorum ama altın o dan denilen o en son kapanış yükselişini bir gün gerçekleştirecek. Şimdi altında dengeler uzun vadeli diye hep söylüyoruz. Düşünün, aslında bu bütün ekonomik tahmin, bu Frank Page'in sözleri aklıma geliyor. Diyordu ki o, yani ünlü bir London School of Economics'in hocası, ya ön cam bir otomobilde düşünün, seyir halindeki bir otomobilde. Ön cam çamurlu, kapanmış. Ön cam görünmüyor. Yanlarda hafif böyle buzlu. Yanları da tam bakamıyorsun. Yani fluordaki görüntüde. Bir tek dikiz aynasına bakıp nereye gittiğini kestirmeye çalışıyorsun. Böyle bir ortamda aslında. Ha, biz ne kadar bütün göstergelere baksak da hepsini bunların, bilgisayarın en müthiş olanaklarından yararlansak, en modern yazılım ları kullansak, onları bir modelde toplasak bile yine de net kestirimlerde bulunmamız çok mümkün kolay değil. Çünkü insan davranışlarını ve toplum psikolojisini, ekonomiye yön veren bu iki unsuru formüllere, rakamlara dökmek mümkün değil. Doğal afetleri, savaşları, siyasi krizleri de öncesinden tahmin etme imkanı da kısıtlı. Onun için bunu bu türden tahmin yapanlara bence çok kale almamak lazım. Yapana da fazla inanmamak lazım. Hiç de doğru çıktığını görmedim. Peki. Sercan Özcan da sormuş altını ve doları. Aslında bir parça yanıtlamış olduk. Altın ons değerinde bir yükseliş bekliyor musunuz demiş. Onu da yanıtlamış olduk. Yunus Burak Kınalı diyor ki, izleyicimiz, zamlar bu kadar hızlı yansırken niçin dolar kurunun düşmesiyle fiyatların düşmesi bu kadar geç yansıyor demiş. Yani hemen her gün düzenli olarak aldığımız bir soru aslında bu. Evet. Yani anda, kalıyoruz yani, cevabı yok aslında, şimdi, değil mi? Gerçekten cevabı yok. Şimdi bu piyasanın koşullarıyla ve her gün oluşan olaylarla ilgili, hani tek bir cevabı olsa şundan dolayı demek mümkün ama
öyle bir cevabı yok. Evet. Enis Dede diyor ki birçok kişinin beklediği esnafın canlanmasına sebep olacak bireysel kredi faizlerinde ne zaman düşüş yaşanabilir demiş. Ahmet Koca yine faizle ilgili benzer bir soru sormuş. Faizler çok yüksek değil mi? Kredi maliyetleri bizler için çok fazla. Bankalar neden kredi faizlerini indirmiyorlar demiş izleyicimiz. Kredi faizlerinde şöyle bir durum var aslında. Yani kamu tarafında özellikle 21'lere 22'lere kadar indirilmiş bir oranlar görüyoruz. Ama yani genel itibariyle enflasyonda şimdi işte 22 civarında bir yerdeyiz. Hani tüfede. Şimdi bunun daha da altına gelebilmesi için enflasyonun da bir parça aşağı doğru gelmesi lazım. Onu çok kısa vadede göremiyoruz. Hani mesela Aralık'ta ne olacak görelim bakalım. İşte bizim bugün Alaaddin Aktaş evet, bir yarım puan eksi gelebilir diye söylüyor. Ama eğer 31'inde bu KDV ÖTV oranları şey yapılırsa, yani söylendiği gibi yeniden eski oranlara gelirse biz Ocak'ta belki tekrar bir enflasyonda çıkış göreceğiz. Belki değil, öyle mecburen göreceğiz. Yani de facto öyle bir yere doğru gidecek. Bizim enflasyonda rahatlamamız sanki bu Ağustos ayında, geçen Ağustos ayında 6.3'lük o müthiş çıkışın tüfedeki önümüzdeki sene Ağustos ayında seriden çıkmasıyla birlikte aşağılara inmesi beklenebilir. Bizim yaptığımız tahminler 2019'da enflasyonun %17'lerin çok altına gelmeyeceği yönünde. Yaz aylarında belki böyle işte o Ağustos'ta o seriden çıkmakta bir %15'leri ziyaret edeceği ama %17'ler civarında seneyi ortalama kapatacağı yönünde. Böyle bakınca da hani tabii sayın izleyicimizin kaçları düşük faiz olarak gördüğünü bilmiyorum ama normal olarak faizlerin bir süre daha biz bu 2019'da yüksek enflasyon ve yüksek faizin devam edeceği kanaatindeyiz. Kaynaklardaki sıkıntılar da bu süreci destekleyecek gibi görünüyor. Yani bankalardan belki kolay kolay biz düşük faizle para alma noktasında 2019'da sıkıntılarımız olacak, devam edecek. O görünüyor. Düşüyor zaten. Yani kredi faizleri dediği gibi Hakan Bey 44'lerden geldi. Şimdi işte özel bankalarda 24-25'e kadar geriledi. Kamularda 21'e geriledi. Dediği gibi gene Hakan Bey neresi düşük bilmiyorum. Ama yani bu soruların altında şunu arıyorum. Neden faizi düşürmüyorlar bankalar gibi algılıyorum ben. Yani çok basit açıklamak gerekiyor. Şimdi enflasyonun %21 olduğu yerde sen Hakan Bey'in bankasına para vereceksin mevduat olarak. Şimdi krediyi düşürürse eğer, yani topladığın mevduatın daha altına çektiğinde düşünsene, onunla mesela vermeye çalışsın. Evet. Sen o zaman mevduatı da daha aşağıdan toplaması lazım ki bankada bir kar etsin değil mi? Sen de onun altında şey verir misin? Mevduata verir misin? Dolarda hareket var, bilmem ne olabilir diye vermezsin. Ya bankalar oradan toplayamıyor zaten. O yüzden kafasına göre faiz düşürülemiyor maalesef. Önce enflasyonun düşmesi lazım ki o da öyle bugünden yarına olacak değil. Evet, Aralık'ta Alaaddin Bey eksi demiş. Olabilir de bilmiyorum açıkçası. Çünkü 401 bin fiyat alınıyor. 414 tane ayrı üründe. Yani 407 tane ürün var sepette yani, evet, değil mi? Yani 414 tane bildim mi? 401 bin tane fiyata bakılıyor ki kira dışında. Bir de 4500'de kiraya bakıyor şimdi Merkez Bankası. Yani onun bu kadar hesapladığı yerde biz bir tahminde bulunamayız. Ama Kasım'dan Aralık'a fiyat düşüşlerinin evet motorinde akaryakıtta oluyor olması güzel. Evet. Yıl sonundan dolayı kampanyalar özellikle de stok devir hızı çok yavaş olan otomobillerde belki indirimler olabilir. Onun yansıması olabilir. Eksi olmasa da geçen yılın Aralık ayındaki 0.69'un üzerinde olmayacağı görülüyor. Tüketici enflasyonu da gerilemeye başlayacak. Merkez Bankası Ocak, Şubat, Mart'ı da takip edecektir. Muhtemelen bir gözlem dönemi yaşanacak. O yüzden yani o süreçte zaten piyasa faizi inmeye başladığı yerden biraz daha böyle inmeye devam edecek. Ama ani hızlı bir düşüş şu an için beklememek lazım. Alaaddin aslında bir matematik hesap yapmış. Şunu söylüyor. Yani zaten bu Aralık ayında kampanyalar, biraz daha otomobilde evet, kampanyalar arttı. Bir de akaryakıtta. Akaryakıtta da bir düşüş var. Gene siz de söylediğiniz beklentisi de. O, evet, da, o da günlük olarak hesap edildiği için aralığa giriyor onların her birisi. Evet. O düşüşler de giriyor. Orada diyor bir %10 bunların ağırlığı. O 400 küsur
ürün enflasyon sepeti içinde yer alan 400 küsür ürünün içindeki ağırlığı %10'un üzerinde. Oradaki düşüş her durumda bir puan en az etkiler diyor. Evet. Eğer 0.69 ise aralık, o eğer 1 bile olmayacaksa o zaman ister istemez onu sileceğiz. Bir de bu otomobilden ve akaryakıttan gelen indirimi de sonuçta fiyat düşüşünü de oraya eklediğimizde işte yarım puan civarında bir eksi ya da sıfır düzeyinde bir etki olabilir. Yani sıfırla yarım puan arasında bir etki olabilir. Bence matematik olarak doğru ama öyle olup olmayacağını göreceğiz hep beraber. Ekleyeceğiniz varsa şöyle yani enflasyonda bunların aşağıya doğru gelmesi güzel. Sonuçta kredileri de bir şekilde faiz oranlarını da aşağı doğru indiriyor ama burada unutulmaması gereken bir nokta daha var. Kaynağın kendisi de son derece önemli. Yani faizler aşağı gelse bile bankalar yine de kredi vermekte iştah sahibi olabilmeleri için kendilerinin de bir anlamda parayı bulabilmeleri lazım. Kaynağı bulabilmeleri lazım. Bu konuyu çok az konuşuyoruz. Halbuki orada da bir sıkıntı olduğunu görmemiz lazım. Hani bu tür beklentileri konuşurken ya niye düşürmüyorlar kardeşim bunlar da bir türlü faizi, işte her şey yoluna girdi. Enflasyonsa aşağı iniyor. Kursa o da aşağıya indi. Niye hala düşürmüyorlar? Bunun maalesef böyle bir açıklaması var. Peki. Konut kredi faizleri çok sorulmuş. Bir isimsiz soru var izleyicimiz. Konut kredilerinde %1'in altına indi kampanyayla faizler. İhtiyaç kredileri ne zaman düşecek %1'in altına demiş. Yunus Özdemir, ev kredileri %1'in altına ne zaman iner demiş. Aslında bazı kampanyalar var. Erkan Bakır da aynı soruyu sormuş. Ya bazı bankalar yaptı şimdi. Yaptılar onlar zaten. Hani ne kadar bir portföyle yapıyorlar bilmiyorum. Yani hangi bir yere kadar firmalar yani, dahil bu kampanyaya? Yani o kadar şimdi 85 milyon gitsin hadi babalar, anneler, bebeğinleri sadece çıkar. Yarısı gitsin, dörtte biri gitsin. Onu karşılayacak o kadar bir kaynak yok. Yani dediğimiz o zaten. Sen o kadar ucuza borçlanabilirsen, banka o parayı kendisi basmıyor ki işte. Hı hı. Vatandaştan alıyor, dışarıdan sendikasyon kredisi alıyor. Onun da bir maliyeti var, evet. Ona ödediği maliyet var. Onun üstünde veya ona ödediği maliyetin daha altında bir şeyle zaten veremez ki yani öyle bir durumda. Peki bir reklama gideceğiz Hakan tamam, Bey. Reklamdan tamam. Sonra hem siz sözünüzü tamamlayın hem de borsanın açılışına geri sayalım. Kısacık bir aradan sonra. Evet, borsada az evvel açıldı. %0,3'lük yükselişle yeni gün başladı. Yılın son haftası da böyle başlıyoruz. Hakan Bey son cümlenizi alalım. Ben sadece bu konut kredileriyle ilgili şunu söyleyecektim. Aslında faiz 1,78. Orada birin altına evet. İnen 0,98. Ancak o bankanın çalıştığı müteahhitle mümkün. Aradaki farkı onlar aradaki karşılıyorlar. Aradaki farkı da onlar karşılıyor. Peki biz bu notlarla yeni haftaya başlamış olduk. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la birlikte. Bugün Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ konuk ettik. Şimdilik hoşçakalın.